Trabzonspor'un mesela Ömür Cornelius Cornelius bir de hareketli iyi oynadı bana göre Cornelius'sa evet. top getirmeder. Çok öyle. az top getiriyorlar. He. İyi doğru, doğru. Hocam ama doğru. bu maç Janini bek aradı ya. Kesinlikle, çok aradı. Çok Kesinlikle. çok aradı. dün konuştuk hatta sakat da oynamadı. Canini hem güçlü hem dripling kabiliyeti var hem de dikine gelebilen gol becerisi var. Dikine gittiği zaman da rakibi de bozan. Evet. Havadan yerden de ceza çok sahası içinde oyuncu. yani fizikli bir oyuncu etkili. Tabii ki Abdülkadir Ömür şimdi baskıda yok. Top rakipteyken Cornelius tamam o bağlantı oyuncusu olarak geliyor. O da %100 hazır değil, değil. ama bana göre ona da fazla top gelmiyor. E, Vakayeme de zaten evet çok yetenekli ama baskıda yok. E şimdi bu orta sahaya yük bindi. Şimdi Bakasetas evet performansı iyi değildi ama çok da yük bindi. Hem ön taraf topu evet. tutamadı hem baskı yapamadı. Evet. Geriye yaslandı bu sefer Trabzonspor. O zaman zaten. Ya yani o zaman yaşam. sıkıntı yaşamaya başladı şimdi Trabzonspor'un 2, 2 0a kadar mesela oyun başlangıcında bir takım hissettirir. Trabzonspor Galatasaray'a bunu hissettirdi mi Levent abi? Hissettirdi. Yani Yok. deplasmana geldi, uzun bir aradan sonra de, seyircisiyle oynuyor. Bir atmosfer bunu işte Galatasaray Belli çekinir. Eder, hiç değil mi? Hiç, hiç hissettirmedi. Hiç. Hocam yani 9 foul yapmışlar oldu. 90 dakika. Efendim? Trabzon. Trabzonspor 9 ya. foul yapmış, 6 foul yapmış yani. Yani evet. 15 dakika sayın başkanım. Yani gücüm, oradan belli bak, bak şimdi bak... bunu bunu faulle onunla bunlarla ben ben artık sıcak temaslı gösteri oynamak istemiş. Bak. Ya. Bir iki takımla oynamak bir... istemiş. Faul ya, faul yapar. Futbolda bir şey söyleyeyim bak. Futbolda esasen çok çabuk oynamak ne yapar biliyor musun? Rakibin temaslı oyunu ben çok çabuk oynadıkça rakip bana Levent abi rakipse mesafe varsa evet, temas, temas yapamaz. Mühim olan futbolda temaslı değil, temassız oyunu oynayabilmek. Tabii tabii. Şimdi Galatasaray takım ilk 20 dakika şimdi bak Emre Çıkıldağ'ı ee, Morutan, Şinan, Kerem, Kerem Halil şöyle bir oyuncu profillerine bak. Sıcak temasta var ya, belki sıkıntı yaşayabilir ama o kadar hareketli ...o kadar çok, zekiler ki. Hepsi hareketli çok. ya. Şu Ne böyle. yapıyor Ender biliyor musun? Levent abi için söyledim. Levent abi bana gelmeden sıcak temasa girmeden çok çabuk oynuyorlar. Günümüz oyunlarında artık sıcak temas yapmak ne demek biliyor musun? Demek ki ağır oynamak, geç düşünmek ve de o baskıyı rakipten yemek. Galatasaray takım zaten ilk 2-0'a kadar bunu çok iyi oynadı. Evet. Bundan sonraki süreçte de evet oyuncu e, değişikliklerinden Ondan sonra. sonra oyuncu değişikliği, türbün atmosferi 11 oyun, 11-11 oyunla bir enerji sağ içine verdi bu atmosfer. Trabzonspor'un Hocam Yusuf Lehner. girdikten sonra oldu bu. Yusuf, bir de sol beke dengeli, Tromsen dağınık değil, sol bek değil, değil, orta sağlında. Hepimizin bildiği gibi ama bir de yine denge iyiydi. sağlam. Bir de en önemlisi biliyor musun? Takım içi ve türbünde de ırın kırın olmuyor. Tromsen oynuyor ama yani onun kadar hata yapmıyor. Bir daha güvenilirliği evet. var İsmail'e göre. Şimdi. Çok belki sakatlanıncaya kadar sen oradan çıkmadı. Ama daha dengeli oynadı. Şimdi Galatasaray takımı Vallahi. özellikle bu düzende. Şimdi Berkan e, ben e, Levent, Levent abi, abi biraz eleştirdi. Dinledim. E, tabii ki eleştirecek. E, saygı duymak gerek. Ben Berkan Alanya Spor performansını çıplak gözle de seyretmiş. E, şimdi Sion'dan gelmiş. İsviçre iyi bir oyuncu. Ben Berkan'ın performansını ciddi anlamda tanıyamıyorum. İyi futbolcu. Kumaşı iyi. Burada 6 numarada başlayabilir. Topu da organize edebilir oyun kuruşu da çok iyi. Alanya'da geçen sene Orada bunu çok başarılı yaptı. Berkan'ın zaten bak şimdi buradaki sıkıntısı. Berkan öndeki beşliğe destek olamadı hocam. Destek destek Katkısal olması bak şimdi lan ta pasla olması gerekiyor. Evet. Zaten beşliğe pas beş ya yani, pas oraya atam hocam. Ama hocam. ben bunu ben bunu ileriki zamanda daha iyi bir seviye getireceğini düşünüyorum. Morutan değişikliği için Morutan, Morutan Aykaç Morut Morut mu? Şimdi acaba bir şey mi var ya? Yani, Hakan yani, bilmediğimiz... bak şimdi Sakatlık vesaire gibi. niye çıkartırsın Aytaş tercih olur? Biri ofansif oyuncu, yetenekli oyunu tutun, biri defansif. Oyunu Dersin ki canım. burada oyunu tutayım 2-1'e. Şimdi için. bu 2-1'e tutarsan da 80'de tutarsın. 45'de evet. tutamazsın. O da Hem şaşırtacak. devre 2-1 girmiş, enerjisi daha yüksek. Tribün atmosferiyle ikinci yarı bir Trabzonspor çıkacak. Evet. Sana öne gelecek, tehdit edecek. Sen burada mutlaka geriye yaslanırsan sıkıntı yaşarsın. Mühim olan önde olman. Şu Gasay takımı şu özelliği 5 oyuncuyla yerden oynadığı zaman her takıma problem çözebilir. Genç mi genç? Enerjik mi enerjik? Birebir adam geçer mi bu beş tanesi? Geçer. Topayı iyi vurur mu? Içlerinde? vurur. Bitiriciliği var mı? Var. Evet. Peki kombinasyon yaparlar mı ikili üçlü? Her yaparlar. Şey, her şey çıkar. Oyun hareketliliği var mı? Var. Şimdi Galatasaray takımı bu farkı zaten yarattığı için oyunu genç dinamizmle 2 iki, 0 iki, iki hale getirdi bu enerjili oyuncularla. Arkasından hadi Emre Kılıç tamam sakatlığından da uyuyor. Morutan değişikle geriye aslandı. Bir de bereket versin. Bugün hani çok eleştirilen duyunda ama bana göre Galatasaray'ın en iyi oyuncularından biriydi. İyi oynadı. Bir kez hata yaptı, top kaptırdı, Kaptır. iyi oynadı. Onun haricinde evet. E, Nelson'dan daha iyi oynadı hatta. Ben geçen evet, Kasımpaşa evet. maçında da Nelson'dan daha iyi adım atınladı, ben Nelson evet önemli oyuncudur, ileride iyi olabilir. Genç oyuncu 22 yaşında ama Luyunda ama böyle basit oynarsa, stoper hak, haddini bilerek, i̇ş. driplik yapmazsa, Levent abi çalım e, yapmazsa, ya, kendi topu. işini yaparsa. Kesip, kendi işini aynen Mehmet basit oynarsa ben yararlı olacağını düşünüyorum. Galatasaray takımı bir de son söyleyeceğim. Zaten ikinci yarı son 20 dakika dedik rulete döndü iş. Yani giden geliye gelmiyor. Ama ee, özellikle ikinci yarı önde top tutamamak ne oldu biliyor musun? İlk yarı yetin ucuma destek verdi. <laughs> Annot verdi. İkinci yarı ne oldu biliyor musun? Oyunda ön taraf düşünce Galatasaray'ın ortası aslında baskıydı, Bunlar da ucuma çıkamadı. Yani oyun bir başladığı bölümde Galatasaray'ı oynadı. Sonraki bölüm orta bölümde maçı 3 bölüm ayırsak ilk bölüm Galatasaray'ın, ikinci bölüm Trabzon'un. Son bölümde kim gol atarsa evet. oyunun koptuğu dengesiz bir oyun oldu. Peki o zaman Erman Hocam ee, bu maçın hakkı bu skor muydu beraberlik miydi ne dersiniz 2-0'dan 2-2'ye gelen bir maç var ee, Levent abi dedi ki e, Mehmet de onu söyledi daha doğrusu bir büyük takım 2-0 öne geçmişse onu korumaya başarabilmeli siz nasıl bakıyorsunuz Erman hocam ee, kim puan kaybetti buna o gözle mi bakmak lazım yoksa ya maçın hakkı budur diyor musunuz bir de hakikaten öngördüğümüz gibi gollü. ikinci yarısı da e, enteresan bir maç oldu. Şeye de vurgu yaptık. İkinci yarı bir ara 40-50 metrelik boşluklar oluştuğuna, takımların yorulduğuna. E, şöyle bir toparlayalım. Siz toparlamışsınızdır geri. Toparladık. <laughs> Siz cilaya atacaksın hocam. <laughs> cilaya atalım. Hocam şimdi 2-0 öne geçiyorsun. 2-0 önde girersen olay başkadır haftay mı? Devre arasına başkadır. İki bir girersen, bu bir de gol yiyip girersen başkadır bir. Haftayım da burada konuşurken bir cümle sarfettik. Dedik ki bu baş teknik adamların maçı. Ne oldu? Şimdi iki adam Ömürlen İsmail, İsmail. Köybaşı. 30'da 29 mu 30 mu Kemen ta 33. Çok doğru 33'den bir karar. Pakistan sonra pardon. Ya kardeşim i̇şte. yeni i̇şte. oynamaya i̇şte. başlamışsın, i̇şte. yeni i̇şte. oynamaya i̇şte. başlamışsın. Ömür. Alıyorsun 40 metre top sürmeye kalkıyorsun. Ya, o gücün yok, eski halin yok. Arkadaşların atıp sana yer açıp pas almak istiyorlar, vermiyorsun. Futbol ukalalığı yapıyorsun, kaptırıyorsun. Bu sefer Stoberin ikinci ukalalığı yapıyor, kaleciye bakmadan pası veriyor, gol yiyorsun. Şimdi bir büyük takım bu tarz gol yemez arkadaş. Benim bildiğim kadarıyla. Büyük takımlar bu tarz gol yememeli. Büyük takımların oyuncuları bu tarz hareket yapmamalı. Nitekim Abdullah iki dakikada ikisini de evet. alıverdi. Çok doğru yaptı. Maçı çevirdi. Şimdi Fatih Hoca'ya ne demedi bilmiyorum. Fatih Hoca tamam 2-1 de ya sen alabilirsin. Senin takımın daha genç. Senin takımın daha bir giriyor çıkıyor. Fatih Hoca da korktu. O da dedi ki ben şunu yapayım bunu yapayım. Bırak ya Galatasaray takımı gidiyor. Çomaklama Galatasaray takımını. O da korktu. Mabellen mabellen olmaz kardeşim bu iş. Şimdi öteki çocuklar genç. Galatasaray takımı dikkat et ilk yarı. Duman etti Trabzon'u. Çok çabuk geldiler. Çok çabuk açıldılar. Çok çabuk açıldıkları zaman Trabzon arka tarafı toparlanamadı. Birkaç pozisyonları daha var. var. Ha maç bitince iki takım teknik adamına sorsan. Abdullah Öztürk der ki fena olmadı, iyi oldu. Fatih de der ki ona elimize gelen şeyi kaçırdık, kuşu kaçırdık der. Görüntü o.